nasip olur. Prenses. Ayna kapansın ve Nevin Hanım kendine baksın. Aksesuarı kendisi düzeltiyor. Bak. Evet. Bak ben bunu söyleyeceğim. Ama ben söyledim o kadar. Kadına denk gelirsem biliyordum başıma geleceğini. Of. Bilmiyorum ya. Böyle bir şey. Bir de diyor ki bilerek diyor. Makyajını yapmadım diyor. Yapamadı. Makyajı. Aa, rimel. Evet, rimel şey falan mı? Zerre makyajdan anlamıyor. Bir de saçı ortadan yapsaydın daha güzel bir inceltme yaşardın. Çok uzun değil mi şuraya kadar ya, Deniz? Uzunluğu değil de şey. Ha, çok uzun mu gözüne geliyor? Nevin Hanım, sizi şöyle öne alayım. Kalabilir belki, bakarsınız. İstiyorsanız. Ha. Tamam, buyurun. Nasıl buldunuz kendinizi? Şöyle biraz geri gelirseniz. Yani güzel ama biraz, evet, kilolu göstermiş beni sanki. Neden? Saç modelimden dolayı. Zaten kilolusun. Evet. Kilolu göstermiş beni. Peki, aksesuarınızı beğendiniz mi? Aksesuarım güzel, evet, makyajım falan da güzel. Ama biraz sanki saç modeli kilolu gösterdi. Şeyini beğendim ben, öndeki tacını beğendim. Yani o şeyini beğendim. Bak, bana böyle bir şey takılsaydı evet hoşuma gidebilir. Ama o taç kafamda ağırlık yaptığı için. Genel olarak beğendik. Genel olarak beğendim ama daha iyi olsa daha güzel olabilirdi belki. Ne olsa kilolu göstermeyeceğini yani düşünüyorsunuz? Yani bu kabarcıklar falan. Yani şuralar falan, ne bileyim, daha düz olsaydı belki daha güzel olurdu. Daha az dalgalı. Evet, daha az dalgalı. Ne diyorsunuz? Şöyle olabilirdi ama eksaj taktık. Bence muhteşem görünüyor ya. Ciddi söylüyorum, çok güzel görünüyor. Hatta Bindala'nın o şeyi var ya, duvakla kıyafet de çok uyumlu olmuş. Öyle tavlayabileceğini zannediyorsun modelini. Buradaki pembelik çok güzel olmuş. Aksine kilolu yüzlerde ve kilolu insanlarda biz saçı bu şekilde yaparız. Öyle mi? Tabii. Yürü ya. Yok ya, Allah Allah. Yani saçının tacı güzel olmuş. Ben beğendim Nevin'i. Saçını. Gerçekten beğendim. Bizimkilere göre daha iyi. Gerçek saça hiçbir şey yapamıyor. Evet, yapay saç. Benimki de yapay ama benimki de bir şey yapamıyor. Çünkü eğer yanları çok toplarsam yüzü çok ortaya çıkacak, gerdanı çıkacak. Bu daha çok kilolu gösterecek. Biz onu tamamladık. Bence çok güzel oldu. Yani şimdi ve böyle kilolu göstermiyor muyum? Kesinlikle hayır. Hayır, kesinlikle. Çok daha güzel. Daha kamuflaj var. Ben niye öyle hissediyorum o zaman? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Emel, ne diyorsun? Buranın yorumunu alalım. Biz sonra diğer yorumlara geçeceğiz. Makyaj için istediklerini yaptım. Kirpik konusunda kararsızdı. Olmasam ama baba kınadır dedim. O yüzden olsun dedim. İkna oldu. Peki yapalım dedi. O yüzden makyaj güzel, makyajı beğendim. Kirpiye ikna ettim Özge. Saçı da zaten hani beraber nasıl isterse, nasıl istediyse ona göre anlaşarak. Ortaklaşa karar. Ortaklaşa karar, evet, verdik. Öyle karar. Her şeyine baktık yani, önden çerçevesine, duruşuna, şekline. Bir de peki, beyazda siyah önleri aldık. Çok güzel durmuş. Aynen, çok siyah, güzel durmuş. Siyah beyaz çok güzel, etkili bir görüntü. Nevin Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Prenses gibi olmuşsunuz, yemin ediyorum. Aynen, bir yedi cüceleri eksik. Hani bir şey mi dediniz? Yedi cüceler falan derken. Prenses gibi oldunuz değil mi? Kıskandınız beni. Ay yani, her yerde herkes kıskanıyor. Evet, herkes biraz kıskanıyor. Kıskanmış olabilirim. Ay, şimdi bir başladınız. Yani biraz kıskanmış olabilirim. Ya Nevin kendini bilmiyorum. Çok büyük dev aynasında görüyor herhalde. Neden kıskanacağım ki onun? Nevin'in neresi kıskanacağım daha doğrusu? Bana da laf atıyor ya, benim kıskanıyorsun diye. Hayır, kıskanılacak nesi var? Bir onu söylesin. Ben de dedim ki evet Nevin haklısın. Senin şu yönden kıskanıyorum. Evet, ben kıskanıyorum. O kuaförde olmasını kıskanıyorum sadece. Gerçekten. Yani orada ben olmalıydım bence. Evet, kıskandınız bence. Ama rekabet iyidir, kaliteyi artır derler. Ama şöyle, evet, ben o zaman madem söz bana geldi konuşayım. Aslında bendeydi ama. Şimdi bana top bana geldi, ben konuşayım. Neyi kıskandınız bitmeyeyim acaba, söyler misiniz? Çok saçta, makyajda hiçbir sorun yok olmuş ama tamamen sanki bugün masal konsepti yapmış gibiyiz.
böyle hanımefendi pamuk prenses arkasından da yedi cüceler gelecekmiş gibi. Ay hiç burada giymemiz mi gerekiyordu? Kıyafetten zaten çok komik. Kına konsepti hiç alakası tamamen. Yok. Tamamen evet. Pamuk prenses gibi olmuş hanımefendi. Tatsız yani. Eleştiri gizli bir hayranlıktır. Bunu da söyleyeyim size. Yani ben hiç evet, o cümleyi çok bayanlara karşı hayranlığım yoktur da. Ben sanki hiç kına başı, kına makyajı gibi hiç göremiyorum. Dediğim gibi sanki böyle masal diyarından kopmuş gelmiş gibi. Ya siz görememişsiniz. Sizde bir eksiklik olmuş olmasın. Ama siz niye benim yorumlarımı dinlemiyorsunuz? Tam hep yapın. Sürekli kesiyorsunuz. Tam yapın. Bu kadar büyülü mü? Nevin Hanım'ın düğün saçını da yapacağım ben. Bakabilir miyim bir Nevin Hanım? Evet, bakın. Yani ruj da yamuk olmuş zaten. Tam dudak çerçevesi kontürleme yamuk olmuş. Ya da hanımefendi terlediği için, sildiği terledim, için. Terledim evet, çok terledim. Sildi biraz. Yani o olay tamamen bitmiş. Burun altı tamamen bitmiş makyajda. Ama dediğim gibi yani ben kesinlikle şu an kına gecesi konsepti göremiyorum. Benim için çok güzel bir pamuk prenses olmuşsunuz. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, özür dilerim. Geçen hafta 80'lerin saçını yaptık. 60'lar 70'ler dediniz. 60'lar dedik. Ondan sonra nişan başı yaptık. Gelin dediniz. Şimdi kına saçı yaptık. Kına saçı değil dedi, anlayamadım yani. Şey buradan vurmayın. Söz hakkını beni, ben almıştım. Bakın beni buradan vurmayın. Beni buradan vurmayın. Saç gerçekten yani çıkan iki saça göre muhteşem. Evet. Ve ama Nevin Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Muhteşem değil. Hayır. Gerçekten çok güzel oldu. Yemin ediyorum size. Teşekkür ederim. Ama zaten olması gerekenin en güzeli. Bak, geçişler, bağlantılar. Salmış bakın, kendini ve bana dedin alnındaki, ya. Bak alnındakini tokaladım mesela, düşmemiş. Tam ortada düşmemiş duruyor. Düşmemiş mi? Tam onu söyleyecektim. O kadar zaten çok burada ki. Ağzına girecek ki ucu neredeyse. Hayır, yani duvak, nasıl düşmemiş? Biber. Duvaktan dolayı. Hayır pardon. Ya, bir şey söyleyeceğim. Duvak öne geliyor, üstüne çıkıyor. Hepimizde oluyor. Bak biz de normalde taktığımız zaman bu şekilde takıyoruz. Tamam, doğru mu arkadaşlar? Evrim zaten öyleydi o. Alın tacı buz olmaz mı? Taşlarla. Evrim. İşte olabiliyor demek Evrim. Ki. Bir ben de zaten, döner misiniz arkanızı? Ben zaten bu şekilde taktım döner misiniz? Bu kadar aşağıda bir kına şeyi duva hiç görmedim ben. Bu kadar aşağıda olamam. Neden olmasın? Şurada olmalı. Neden hayır. Olmasın? Hiç hoş durmuyor. Bir saniye. Neden olmasın hayır. Anlayamadım. Öyle alma. Öyle alma. Neden olmasın? Bu şekilde mi? Bu şekilde mi? Tamam bu şekilde. Bunun konsepti böyle. Bu. Neden ama olmasın? Yok hayır hiç olmamış. Kına duva oradan takılmaz. Ve bakın bu alın. Biz modelimle o şekilde karar verdik. Saçı kapatmak istemedik arkadaşlar. Bu böyle olmalıydı. Saçı çok burnunun üstünde olmaz. Evremciğim bak hiç dinlemiyorsun ki beni. Dinliyorum. O zaten öyleydi. Hepimizdeki o küçük şeyler var ya, düşmeler. İşte hepimiz oluyor. Yaşanabilir. Ha, bizlere oluyordu. Tamam aynı yaşanabilir yani çok doğal bir şey. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki Nevin Hanım gerçekten masal dünyası kadar prenses olmuşsa zaten, prenses zaten her kadın zaten prenses olmak ister. Sizi kıskanıyorlar Nevin gününde. Hanım. Evet. Ben bunu şu anda kanaat getirdim. Prenses olmuşsanız ne mutlu bize yani, masal dünyası kadar büyüsünüz. Ama konseptimiz evet. Pamuk prenses değil işte. Evet. Kına. Var mı başka? Yok hayır. Deniz. Ben yorumumu. Dilan sizin yorumlarınızı da alalım lütfen. Tabii. Ben saçı üst yapı olarak genel olarak beğendim ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Öndeki o hani alınlık kullanıyoruz ya, ben kına saçlarında daha çok alınlık kullanıldığı zaman ortadan ayrımın çok özür diliyorum tombul yüzlü hanımefendilerde daha onu anlatacağım daha ince durduğunu düşünüyorum. Bu bir kına saçı olmasaydı yine konsepte bir şey demiyorum, güzel kınada kullanılabilecek bir model ama taç veyahut da işte alınlık kullanılmasaydı yandan almak güzel. Tamam. Ama baktığım zaman alınlık tam ortada. Mesela zaten model de biraz düzenledi alınlığı takıldığı için. Ama baktığım zaman alınlık tam ortada, saç bu tarafta kalıyor. O kötü olmuş. Ortadan ayrılsaydı. Evet şey. Tam ortadan olsaydı yüzü daha ince ve narin. Hayır tam tersi. O zaman prensesimin o zaman ne olacaktı biliyor musun? Ne olacaktı? Ön kısmı basık duracaktı. Basık. Durmayacaktı. Hayır. Ben çirkin olmuş demedim. Sadece yanlış ayrım bu tamam, kadar. Başka tek güzel bu olmuş mu? Ama sadece ayrım tek yanlış. Bu mu? Evet bu. Tamam teşekkür ederim. Rica ama ederim. O kadar da kadı kızında da var kusur. Tabii ki. Dilan makyaj nasıl olmuş? Makyaj dünkü makyaja benzer bir şekilde. Sadece biraz daha koyu farı. Dudak biraz daha farklı. Göz altları bayağı siyah aktığı için mi? Evet. Yoğun istedi çünkü. Ben yoğun istemiştim. Eyeliner da kalın çekilmiş sanırım. Göz kapağı düşük olduğu için fark yani çok fazla göstermiyor şu an. Güzel yani. İyi. Ramazan, Saadet, sizlerden de yorumları alıp puanlamaya geçebiliriz. Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum, siz mi acaba haklısınız sormak istiyorum. Hepinize sormak istiyorum. Ben dejavu yaşamış gibi oldum. Dünkü model biraz bombeyliydi, şimdi inmiş. Aynı model gibi geldi. Saçın koyu olması bir örgü eksik benim görüşüm. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum. Yanlış görüyorsun. Dün nişan saçı, bugün kına saçı. Acaba yarın gelin saçı çıkarsa ne olur merak ediyorum. Yani görürsün yarın gelin saçı nasıl olduğu zaman.
Arkadaşlar ben öyle düşündüm. Doğru mu? Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış mı gördüm? Ben öyle görmedim. Benim takıldığım nokta sadece bir noktaydı. Onun dışında bence güzel. Teşekkür ederim. Ben aynı gördüm. Onu anımsattı bir anda. Ben onu hissettim. Onu söylemek istiyorum. Saç koyu yine aynı dalga. Bombeyli. Ne olacak abi başka? Başka ne bekliyorsun ki? Kuş kondursaydın. Ya birazdan menüpüne bakarsınız. Ne diyeyim artık? Ne olacak yani? Yani özetle beğenmemiş mi oldun aslında? Yok ben beğenmedim. Beğenmedim. Ramazan'ı zaten klasik yorumluyorum. Evet. Saadet nasıl buldun? Yani önce öteki makyajlara göre, arkadaşlarımızın makyajına göre biraz daha kına makyajı olmuş. Eline sağlık canım. Ben beğendim. Ruj da güzel. Kına makyajına benzemiş. Benzemiş yani. Peki. Sizin kına makyajı anlayışınız pembe taşlı aksesuara kırmızı ruj sürmek mi? Kırmızı da kullandım, pembe de kullandım, altın sarısı da kullandım. Yorumlarımızı yeteri kadar aldık. Ayrıca ben kendi fikrimi söylemem icap ederse, bence her zaman yaratıcılıkta her şey yapılabilir. Moda dünyasında pembe ve kırmızı aynı anda kullanmış örneklerini görmüşüzdür. Süper. İşte bunu söylemiştim. Yapılmaz diye bir kayda yok. Yapılmak zorunda diye bir kayda yok. Herkes arzu ettiği şekilde yapılabilir. Beğenmek zorunda değilsiniz. Yorumlarımızı yaptık. Artık puanlamaya geçebiliriz. Peki sizin kendi kuaförünüze ve makyajınıza puanınız kaç acaba? Benim puanım aslında daha farklı bir şey düşünüyordum ama yani şu saçımdan dolayı... Şöyle yardımcı olayım. Genelde bütün modellerimiz bu şekilde puanlarını açıkladılar. Ne yapacağız, bunu çalacak mısın? Benim puanım... 4. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki. Nevin bence verdi bütün puanı da tacına veriyor. Düğün de tacına verdi. Ama ben Nevin'i beğendim. Yani saçını. Evet. Nevin Hanım kendi kuaförüne ve makyajına 4 puan veriyor. Evet. Sizler acaba Emel ve Güven için kaç puan vermek istiyorsunuz? Lütfen yazın. Yani aynı şeyi yaptı. Zaten yani burada yani fazla bile verdi. Bence de fazla verdi yani. Yani. Yarın yerin saçı olsam olacak bilmiyorum. Aynısını yapacak herhalde. Biz aynı puanı vereceğiz yani, başka bir şey olmaz. Bizim mesela bir verdikler mesela iki. Hani iyi olmasına rağmen. Yeter, çöp bile. Bütün puanlarımızı aldığımıza göre Nevin Hanım siz de bekleme odasına alalım lütfen. Modelimizden bugün 4 puan aldık ama 5 de olabilirdi. Bence 5'lik bir saçtı diğer saçlara baktığımız zaman. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Aslında modelimizin bir anlık kararıydı bence 4. Bence 5 vermeliydi. Evet, son modelimiz gelsin o zaman. Ayça geliyor.